İskoçya'da Pakistan asıllı Yusuf Hamza başbakan oldu. Hemen bizim Amerikan solcularımız, romantiklerimiz atladılar bu işe. Bir Müslüman İskoçya'da bir Hristiyan ülkesinde başbakan olabildi. Bak görüyor musun gibi bir hava oluştu. Güzel bir şey tabii ama bunu ülkemizle bağdaştırırken temel noktaları kaçırmamak gerekiyor. Hamza Yusuf 1960'ta Pakistan'dan İskoçya'ya göç etmiş bir ailenin evladı. Orada üniversite okuyor, siyaset bilimi okuyor. 2011'de milletvekili oluyor. Genç de bir insan 1985 doğumlu. 2011'de milletvekili oluyor. 2018'den 2021 yılına kadar Adalet Bakanı oluyor. 2021'den günümüze de Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak görev yaparken İskoçya Ulusal Partisi'nin, demek ki ulusalcıların böyle bir derdi yok. İskoçya Ulusal Partisi'nin lideri olarak mecliste yapılan oylamada İskoçya'nın Müslüman başbakanı oluyor. Tabii ki İskoçya'da insanların belli bir eğitim düzeyi var, donanımı var, kurumların belli bir gücü var. Siyasetçiler her şeye hakim değil. Yasalar daha üstün. Bir siyasetçi istediği her şeyi yapamıyor, yasalara göre bağlı. Sadece yasalar çerçevesinde belli kurallarla ülkeyi idare ediyor. Hiçbir siyasetçinin ülkede o ülkenin sahibiymiş, o ülke insanları üzerinde her türlü tasarrufta bulunurmuş gibi bir pozisyonu yok. Başbakanlığı, ülke yönetimini, milletvekilliğini bizdeki gibi abartmıyorlar. Bizdeki gibi orada şarkıcısı, türkücüsü, gazetecisi, şucusu, bucusu herkes milletvekili olmak için koşturmuyor. Böyle bir önem, böyle bir şey yok. Bu bizim bakış açımızda bir Orta Doğulluk, bir şartlılık ama güzel bir şey olmuş. İskoçya'yı kutluyorum. İnşallah başarılı olur. İnşallah İskoç halkı mutlu olur. Güzel günler görürler. Darısı bizim başımıza. Neye darısı bizim başımıza? Liyakatın, kurumların gücünün, yasaların gücünün yer aldığı, siyasetin bu kadar önemsenmediği günler inşallah bize de gelir.